Değerli izleyicilerimiz, İş ve Başarı programı ile bugün sizlere Kırklareli'nin Leburgaz bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede eğitim alanında faaliyet gösteren Gökçe Hanım'la birlikteyiz. Şimdi kendisinden merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Gökçe Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de sizleri ve güzel Leburgaz bölgesini gördüğümüz için oldukça keyifliyiz. İlk olarak sohbetimize sizi tanıyarak başlayalım. Bu sektöre ne zaman ve nasıl başladınız? Tekrar merhaba, kendimi tanıtayım. Nesrin Gökçe Mamak ben. Bazen Gökçe öğretmen, bazen Gökçe teacher. Bir fen bilimleri öğretmeniyim ben. Gökçe teacher dememin sebebi ise aslında fen öğretimini iki dilde de yapıyor oluşum. Burgaz'da, Lüleburgaz'da bir atölye planladık kendimizce. Dedik ki çocuklara, bilim seven çocuklara bilimi ulaştıralım öyleyse. Ve Eylül'den bu yana da atölyeler düzenliyoruz biz. Ve bu atölyelerde de çeşitli bilim etkinlikleri, çocukların merak ettikleri ve yaptıkları şeyler üzerine, onları geliştirmek üzerine faaliyetlerimiz sürüyor. Bu şekilde tarif edebilirim ilk etapta. Peki bu faaliyetler nelerdir ve kimlere hitap edebiliyorsunuz? Biz 4-12 yaş hedef kitlesi çocuklarımıza ulaşmayı arzu ediyoruz aslında. Yaptığımız etkinliklere örnek vermem gerekirse, örneğin Yaşayan Mayalar etkinliği. Orada biz çocukların bir ekmeğin nasıl oluştuğunu, aslında maya mantarlarının burada nasıl görev aldığını anlatmakla başlayıp aslında bilimin öyküsünü anlatıyoruz. Ya da elektriğin gücü atölyesi, örnek veriyorum, yaptığımız atölyelerden bir tanesi. Orada da elektriğin evlerimizde kullanılan halinden tutun ki saçlarımızı havalandıran statik elektriğe kadar birçok çeşidi olduğunu tanıtmaya gayret ediyoruz. Yani aslında hayatımızın içindeki bilimi eğlenceli bir şekilde çocuklara sunma gayretindeyiz. Evet, peki izleyicilerimiz sizlere ve çalışmalarınıza nasıl ulaşabilir? Bir sosyal medya hesabınız var mı? Evet, var. Ben çalışmalarımı Instagram hesabı üzerinden yürütüyorum daha çok. İnsanlara oradan ulaşmayı hedefliyorum. İnsanlar bana İyi Fikir Çocuk Akademisi Instagram hesabından ulaşabilirler. Etkinlik planlarına, etkinliklerin içeriklerine buradan ulaşabilir, buradan bakabilirler. Evet, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Röportajımızı sonlandırmadan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu söyleyebilirim, erken yaşta çocukların bilimle buluşması çok değerli. Bizler de yaptığımız bu atölyelerle çocuklara bunu sunmaya çalışıyoruz. Gelin bize ulaşın İyi Fikir Çocuk Akademisi'nde, eğlenerek öğrenelim ve çocuklarımızı gelin merak eden, sorgulayan bireyler haline getirelim ve böyle bir toplum yaratalım hep birlikte. Evet, bizler de buradan izleyicilerimize seslenelim. Eğer sizler de bu bölgede bahsettiğimiz çalışmalardan, eğitimlerden faydalanmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla Gökçe Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.